Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Bülbül Öğretmen'in ikinci kanalına hoş geldiniz. Ben Bülbül Öğretmen. Diğer kanalımda birçok yazılı örneği anlattım. Bu kanalımdaki izleyiciler de bu yazılı örneklerinden mahrum kalmasınlar. Hemen başlıyorum. Bu ikinci kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca Instagram'daki Bülbül Öğretmen sayfamı takip edebilirsiniz. Birinci sorumuz elektrik devreleriyle ilgili. Şekillerde gösterilmiş olan K, L, M, N, P ve X lambalarından hangisi en parlak ışık verir diyor. Şimdi bunu şöyle bir örnekle yapalım. Örneğin bakın iki tane pil var. Pillerden birisini işte 30 watt olsun gücü, diğeri de 30'u tabii ki aynı özdeş olacak. 30, 30, 60, o zaman buradaki ampulün gücü 60 watt kadar elektrik verebilir. İkisi beraber bütün gücünü buna veriyor çünkü. Parlaklığı 60. Peki şunlara bakalım. 30, 30. Buradaki pil buraya verdi 30. Çünkü burada iki tane ampul var. O zaman buradaki ampul de 30. Yani buradaki onlardan daha fazla ışık veriyor şu anda. Tek bir ampul. Buradaki 30 verdiğine göre. Buna bakalım. Burada bir tane pil var 30. İki ampule dağılacak enerjisi. O zaman 15 buna, 15 buna. Bu en sondaki devreye hiç bakmayalım. Buradaki ampul yanmaz zaten. Niye? Bakın piller ters bağlanmış. İki tane pil var ama eksi ile eksi yan yana gelemez. Bir artı bir eksi, sonra bir artı bir eksi olması lazım. Onun için buradaki ampul zaten ışık vermez. Ve buradaki ampullerin içinde en parlak kim ışık veriyor? K harfi olan. Demek ki cevabımız A şıkkı olacak. A şıkkını işaretledim. İkinci sorumuz. Verilen düzenekte futbol topu perdeye doğru yaklaştırılırsa tam gölgenin boyu nasıl değişir? Yani futbol topu perdeye doğru gittiğinde ışık kaynağından uzaklaşır ve buradaki gölge boyu küçülür. Cevabımız A şıkkı olacak. 3. Aşağıdakilerden hangisi nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıyadır? Kelaynak kuşu, inek, dinozor ve güvercin. İnek ve güvercin çok var ülkemizde. Böyle bir nesli tükenme ile ilgili bir konu yok burada bu ikisinde. Dinozor zaten tükenmiş. Yani şu anda böyle bir hayvan yok yani dünyada. Demek ki burada kelaynak kuşu. Gerçekten de kelaynak kuşu çok az kaldı sayısı ve koruma altında şu anda. Bunların nesli tükenmek üzere. O yüzden cevabımız A şıkkı oldu. 4. sorumuz. Ayna yüzeyiyle 35 derece açı yapacak şekilde gönderilen ışının yansıma açısı kaç derecedir diyor. Bakın gelen ışın burada. Yansıyan ışını da çizelim şöyle. Bu şekilde gösterelim. Bize yansıma açısını soruyor. Yani şurayı soruyor. Soru işareti koyalım. Şimdi biz ne yapmalıyız? İlk önce şunu bulmalıyız. Çünkü gelme açısıyla yansıma açısı eşit oluyor biliyorsunuz. Ve şuradaki gelme açısı yani 35 ile şu ikisi beraber 90 olmalı. Biliyorsunuz normal ile yüzey arasında 90 derecelik açı olması lazım. 90'dan 35'i çıkaralım. 5, 55. Demek ki gelme açısı 55, yansıma açısı da aynı olacağına göre bize de bunu soruyordu. Cevabımız B şıkkı oldu. 5. Akımın geçtiği elektrik devresine kapalı devre denir. Yani ampul yanıyor, akım geçiyor. Anahtar kapalı demektir yani. Aşağıdakilerden hangileri kapalı devrenin özelliklerindendir diyor. Anahtar açıktır. Bu yanlış. Çünkü açık olsa zaten yanmaz. Kapalı devre denmez. Açık devre denir ona. Lamba yanar. Doğru. Devreye akım veren üreteç vardır. Evet. Bu da doğru. Yani burada 2 ve 3 numara doğru olması lazım. Cevap C şıkkı oldu. 6. soru. Işıkla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur diyor. A. Işık doğrular boyunca yayılır. Evet. Işık bir engelle karşılaşmadığı sürece her yöne doğru yayılır. Bu da tamam. Işığın önüne saydam olmayan bir engel konulduğunda ışık yayılamaz. Yani saydam engelin arkasına geçemez. Orada tam gölge oluşur demek istiyor. Ve burada bunu kastediyor. Demek ki 3 ifadede doğru. O zaman hepsi doğru diyeceğiz. C şıkkını işaretleyeceğiz. 7. Yukarıdaki değişkenlerden hangileri lambanın parlaklığını etkilemez diyor. Devreye ampul eklemek. Şimdi bir tane devre var. Orada bir lamba var. Parlaklığını görüyorsunuz mesela. Bu devreye yeni bir ampul eklediniz. Bu önceki lamba ne olur? Parlaklığı azalır. Çünkü gücü paylaşmış olurlar.
O zaman bu etkiliyor, değil mi? Bizi etkilemeyenleri soruyor. Bunu istemiyoruz. Devreye anahtar eklemek. İşte bu herhangi bir etkisi olmaz. İsterseniz 10 tane anahtar koyun. Sonuçta anahtarlar kapalı olduktan sonra fark etmez. Demek ki etkilemiyor anahtar eklemek. Bize bu lazım. Devreye pil eklemek. Devreye yeni piller taktığımızda lambanın parlaklığı değişir. Güç eğer fazlalaşırsa lambanın parlaklığı da artar. Yani etkiler. O zaman yalnızca 2 burada etkilemiyor. Cevabımız D şıkkı olacak. Geldik 8'e. Yukarıdaki şekilde görülen Y ve Z metal çubuklarının boyları farklıdır. Çubukların boylarının eşitlenmesi için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır diyor. Şimdi Z kısa, Y uzun. O zaman Z'yi biraz uzatmamız lazım, değil mi? Nasıl yapacağız? Genleşmesini sağlayacağız, ısıtacağız yani. Y'nin de biraz büzülmesi lazım eşit olmaları için. Onu da kısaltmış olacağız yani. Her ikisi de ısıtılmalıdır diyor. Olmaz. Yani o zaman her ikisi de, bu biraz uzar, öteki de uzar. Yine aynı, eşit olmaz. Her ikisi de soğutulsa yine aynı mantık. Y soğutulmalı, Z ısıtılmalı. İşte bizim söylemek istediğimiz bu. Cevap C şıkkı. Y'yi soğutacağız. Biraz büzülecek. Z ısınacak, genleşecek, eşitlenecek. Burada tam tersi yazıyor. Bunu işaretlemeyeceğiz. Y ısıtılmalı diyor. Isıtırsa daha, zaten daha çok uzayacak. Z de soğutulacak. O da iyice kısalacak. Olmayacak yani. 9. Bir elektrik devresindeki ampulün daha parlak ışık vermesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Ampul sayısı arttırılmalıdır. Yanlış. O zaman bu devredeki ampulün parlaklığı azalır. Diğeri de alacak çünkü enerjiyi. Pil sayısı arttırılmalıdır. İşte bu güzel. Parlak olur o zaman. Işık artar yani ampulün ışığı. İşaretleyeceğiz de bakalım. Anahtar açık hale getirilmelidir. O zaman ampul hiç yanmaz. Kablo değiştirilmelidir. Bununla ilgili bir konu değil. Cevap burada B şıkkı. Pil sayısını artırmamız lazım. 10. soruya bakalım. Bir cismin gölge boyunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Işık kaynağını cisme yaklaştırmalıdır. Evet, bu doğru galiba, değil mi? Diğerlerini kontrol edelim, işaretleyeceğiz ama. Işık kaynağını cisim ile perde arasına koymalıdır diye. Olmaz ki, o zaman gölge oluşmaz zaten. Kaynağı sen ortaya koyacaksın cisimle perdenin arasına. Neyin gölgesi oluşacak? Olmuyor. Cismi ışıktan uzaklaştırmalıdır. O zaman gölge küçülür. Perdeyi cisme yaklaştırmalıdır. Yine bir gölge küçülür. Bizim burada yapacağımız tabii ki A şıkkı. A şıkkını işaretledik. 11. Elektrik devresi elemanları ve görevleri için verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır diyor. Pil ışık verir. Hemen çıktı yanlış A şıkkında ama bakalım, kontrol edelim. Anahtar devreyi açıp kapatır. Doğru. Ampul ışık verir. Tamam, bu da doğru. Kablo enerji akışını sağlar. Kolay bir soru. Cevap A şıkkı. Çünkü pil ışık vermez. Pil enerji verir. Ampul ışık verir. 12. Yanda iki yaşam alanına ait resimler görünmektedir. Bakın burada bir orman yaşam alanı var. Burada çöl yaşam alanı var. Biliyorsunuz çölde de yaşayan canlılar var. Ormanda da yaşayanlar var ama ormanda tabii canlı çeşitliliği çok daha fazla. Niye? Çünkü buradaki canlıların yaşaması için uygun yerler var. Yani su var bir kere, ondan sonra işte yuvalarını yapacakları yerler var. Bitkilerin yaşaması için gerekli olan su var. Bakın burada ne kadar bitki az, değil mi? Devam edelim. Bu yaşam alanlarındaki biyoçeşitlilik hakkında aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir diyor. Orman yaşam alanında yaşam şartları çöl yaşam alanına göre daha uygundur. Doğru. Bunu konuştuk zaten. Orman yaşam alanındaki canlı çeşitliliği daha fazladır. Doğru. Burada bitki ve hayvan sayısı buraya göre daha fazladır. Orman yaşam alanındaki biyoçeşitlilik çöl yaşam alanından daha fazladır. Bu da tamam. Orman yaşam alanındaki biyoçeşitliliğin fazla olmasının nedeni ormanda çok sayıda canlı yaşıyor olmasındandır. Değil. Buradaki fazla olmasının nedeni bu canlıların yaşaması için uygun alanın, ortamın olması yüzündendir. Fazla sayıda olmasından dolayı değildir. O yüzden cevap D şıkkı olacak. D şıkkını işaretledik. 13. Özdeş el feneriyle eşit büyüklükteki maddelere eşit mesafeden ışık tutularak şekildeki gibi bir deney yapılmaktadır. Ne var deneyde? El fenerini pencere camına tutmuşlar. Daha sonra aynı el feneri buzlu cama tutulmuş ve siyah kartona tutulmuş. Yani saydam, yarı saydam ve opak maddelere tutulmuş. Bu deneyde aşağıdaki hangi soruya cevap aranıyor? Yani ne amaçla yapılmış bu deney? Işık doğrusal yolla yayılır mı?
Bunu mu denemek istiyorlar? Bence değil. El feneri iyi bir ışık kaynağı mıdır? Bununla ilgisi yok. Işık her yöne yayılır mı? Bu deneyin amacı bu da değil. Maddeler ışığı aynı oranda geçirir mi? İşte bunu deniyorlar burada. Cevabımız burada D şıkkı olacak, işaretledik. 14. Şekildeki düzenekte Arda topu bir yönünde, yani Arda böyle çekmiş. Buse ise iki yönünde hareket ettiriyor. Arda ve Buse'nin hareketi sonucu gölgenin büyüklüğü nasıl değişir diyor. Şimdi Arda ışık kaynağına yaklaştırdığı için gölgeyi büyütmüş oluyor. Buse'nin yaptığı hareket sonucunda gölge küçülmüş oluyor. Şıklara şöyle bir baktığımızda Arda'nın hareketi sonucunda gölge büyür ya A ya B. Buse'nin hareketi sonucu gölge küçülür. O zaman cevap B şıkkı. Büyür ve küçülür. B şıkkını işaretleyelim. 15. sorumuz. Yukarıda K, L ve M kaplarında farklı miktardaki sular görseldeki gibi kaynama sıcaklığına kadar ısıtıldığında kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki nasıl olur? Aslında çok kolay bir soru. Şaşırtmaca var. Tabii bir ayrıntı var. Onu size soruyor aslında. Kaynama sıcaklığı diyor bakın. Burada da su var. Su. Yani suyun miktarı 100 gram olsa da 200 gram olsa da 300 de olsa sonuçta kaynamaya başladıysa kaynama sıcaklıkları aynıdır yani. Su 100 derecede kaynamaya başlar. O zaman hepsi 100 derecede şu anda. Yani cevap B şıkkı. Kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki diyor. Ha şöyle burada az bir su var. 2 tane ısıtıcı var. Bu daha çabuk kaynamıştır. Hani 5 dakikada kaynamıştır. Ama 100 derecede durmuştur. Kaynıyor orada. Bu diyelim ki 10 dakikada kaynadı. Ama yine 100 dereceye geldi. Bu işte diyelim ki 15 dakikada kaynadı. Ama bize onu sormuyor. Yani süreyi sormuyor burada. Kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir diyor. Hepsi eşittir. 100 derecedir yani. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.